Genelde askeri darbelerin sebepleri 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Sürekli ekonomik krizin yol açtığı toplumsal kriz ve sonucunda ortaya çıkan yüksek suç oranları ve şiddet sorunları ve bu sorunların üzerinden gelemeyen sivil siyaset, halkı aman bu bela bir an önce bitsin de nasıl biterse bitsin deme noktasına getirir ve bunu fırsat bilen silahlı kuvvetler bir darbeyle yönetime el koyar. 20. yüzyıldaki askeri darbelerin oluşum süreci 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olur. Girizgah'takine benzer bir durum Yunanistan'da 1960'ların ilk yarısında aynen vakiydi. Ülkedeki krizler zincirini fırsat bilen bir grup albay, Yunanistan'da bir darbe kotardılar ve ardından da tuhaf bir diktatörlük kurdular. Neden tuhaf? Şundan tuhaf. Genelde diktatörlüklerde diktatör kimdir, lider kimdir bellidir. Yunanistan'da diktatörlük kurulmuştur kurulmasına da diktatör kimdir, lider kimdir tam olarak belli değildir. Bu da Yunan tipi diktatörlük olsa gerek, şekilsiz ve biçimsiz. Ve bu darbeci albaylar 21 Nisan 1967'de yönetime el koydular. Bu darbe bekleniyordu açıkçası. Daha 1963 yılında İngiliz istihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre Yunanistan'da demokratik siyasetin geleceği hiç mi hiç parlak görünmemektedir ve alttan alta bir şeyler kaynamaktadır. İngilizler o şeyin adını vermiyorlar ancak raporlarında bir şeyler demleniyor şu anda demişler. Yani darbe demleniyor. Tam 3 yıl sonra o demlenen şeyin fokurdama sesleri tam olarak duyulmaya başlanır. Herkes ama herkes sadece bir karşı devrim veya darbe gibi bir şeyler beklemektedir. Sivil siyasete bir darbe gelecektir de askeri darbelerde bir de şöyle bir şey vardır. Generaller, amiraller ya da albaylar artık her neyse darbe yapacakları zaman bir de sivil destek ararlar. Bizdeki 1960 darbesinde de öyle olmuştu, 1980 darbesinde de. Sivil destekçilere, daha doğrusu sivil akıl verenlere neden ihtiyaç duyulur? Çünkü asker dediğin şey ülke yönetiminden tam olarak anlayacak, yönetimsel ve hukuksal bilgiye, donanıma, tecrübeye sahip değildir. Sivillerden hiçbir şey olmasa da akıl alırlar. Yine bir anayasa yazılacaksa onu da darbeci subaylar değil, konunun erbabı hukukçular yazacaktır. Yunanistan'da 1965-67 arası tam 5 değişik başbakan gelip gidince sivil siyasetin dikiş tutmayacağına karar veren Yunanistan Kralı 2. Konstantin ve yüksek rütbeli generaller Şahin kod adıyla gizli bir harekat planı kurdular. Ancak o kadar gizli değilmiş ki İngiliz ve Amerikan istihbarat örgütleri bu planın detaylarını çok önceden ele geçirdiler. Demek ki içeriden bir köstebek vardı. Böyle darbelerin illaki bir de yabancı ayağı olur. Yani darbenin içinde bir yabancı devlet illaki olur denemezse de Yunanistan gibi, Türkiye gibi ikinci hatta üçüncü sınıf devletlerin, demokrasilerin yabancılara dayanması ayakta kalamayacağı kesindir. Bu tür ülkelerde darbe olunca yabancı ülkelere dayanmak zorundasınızdır, yoksa çökersiniz. Yunanistan'daki darbeyi İngiltere veya Amerika kotarmadıysa da İngiliz ve Amerikalılar darbenin aktörlerine baktılar ve kendi çıkarlarına aykırı bir şey görmeyince de darbeyi engelleme yoluna gitmediler. Küçük devletlerin yaptığı darbelerde darbecilerin büyük devletlerin sessiz onayını almaya çalışması neredeyse sanki ilahi bir kuraldır. Konuya ilişkin lütfen benim bu kanaldaki kralı öldürmek 20. yüzyılın ilk darbesi adındaki videoya bir göz atın. Bu Şahin kod adındaki harekat planına göre Yunanistan içinde aşırı sol hareketler son derece hızlanmıştı. Özellikle yasa dışı Yunan Komünist Partisi'nin seçmen üzerindeki etkisi aşırı derecede artmıştı. Buna izin verilemezdi. İşte hep o bildiğiniz tipik bahaneler. Sadece bir soru işareti olarak şuraya şu mevzuyu da sıkıştırayım. İtalya, Türkiye, Yunanistan gibi ülkelerde özel harp dairesi, Gladio, Kontrgerilla gibi devlet içinde güya devlet adına hareket eden cinayet şebekeleri vardır. Acaba ekonomik kriz sonrasında sokaklarda görülen şiddetin ne kadarını bu Gladio, Kontrgerilla veya özel harp dairesi gibi cinayet şebekeler işlemiştir? Bu soru da burada dursun. Ne demiştik? Yunanistan Kralı 2. Konstantin ve yüksek rütbeli generaller darbeyi kotarmışlardı ama Amerikalıların haberi olmuştu. Demek ki içeride bir köstebek vardı. Ve işte o köstebek de kralın ta kendisiydi. Darbenin hazırlıklarını yaparken kral efendi Amerikalılara yaklaşmış ve tam olarak şunu demiş. Şayet anayasal düzende bir sapma olursa Amerikalıların tepkisi ne olur? Adam darbe olursa demiyor. Anayasal düzende bir sapma olursa diyor. Artık hangi kelime oyunu yapılırsa yapılsın durum açıktır. Bir darbe olacaktır. Amerikalılar da aptal değildir. Bunu çok da iyi bir şekilde anlamışlardır. Darbeciler bütün hazırlıkları yapmıştır. On binlerce kişi fişlenmiş ve bunlar darbe anında tutuklanacaktır. Bu arada Yunanistan'da genel seçimler yaklaşmaktadır ve seçimleri kazanması en muhtemel kişi de yaşlı kurt Georgios Papandreou'dur. Adam 79 yaşındadır, bir gözü toprağa bakmaktadır ama işte siyasetçidir.
Siyasetçinin emekliliği anca mezarda olur. Gelmişsin 80 yaşına, git torun torbası ev be adam. Ama yok, illa o koltuğa oturacak. Aynı yılın Mayıs ayının 28'inde genel seçimler olacaktır ve çok büyük bir ihtimalle Georgios Papandreou başbakan olacaktır. Adam onun heyecanı içinde. Partisi sosyal demokrat eğilimli bir partidir. Seçimleri kazanması halinde komünistler çok da rahat hareket etmeye başlayacaklardır. Bu ihtimal darbe tetikleyicisi oldu. Herkes darbenin liderlerinin kral ve genelkurmay başkanı Grigorios Spandidakis olacağını zannetmektedir ki olan darbe tam bir sürpriz şeklinde olmuş, çantadan tavşanı başkaları çıkarmıştır. 21 Nisan'da darbe olduğunda ilk tutuklanan kişilerden birisi de bu bizim genelkurmay başkanı Grigorios Spandidakis olmuştur. Açıkçası Amerikalılar da faka basmıştır. Washington'a gönderilen raporda biz de faka bastırdılar. Meğer yanlış darbeyi gözlüyormuşuz itirafını da yaptılar. Darbeyi yapanlar generaller değil albaylardı. 12 albaydan oluşan bir junta heyeti darbeyi yapmıştı ve aralarından 3 tanesi sıyrılıyordu. 48 yaşındaki topçu albayı Grigorios Papadopoulos, gene 48 yaşındaki topçu albayı Nikolaos Makarezos ve nihayet 55 yaşındaki süvari albayı Stylianos Pattakos. Darbelerin o dönemde ve de bugün olmazsa olmazı radyo ve televizyonun ele geçirilmesidir. O günlerde Yunanistan'da sadece radyo varmış. Bizim albaylar da gidip radyo binasını ele geçirmişler ve darbe bildirisini okumuşlar. Bu bir askeri junta. Klasik anlamda tam bir diktatörlük denilebilir mi? Kuşkuluyum doğrusu. Tabii bu juntanın kısa ömründe oldukça kanlı, baskıcı bir rejim kurulduğu için buna askeri diktatörlük dense yanlış olmaz. Tabii ki böyle rejimlerin olmazsa olmazı temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırılması, yaygın bir sansür ve yaygın bir işkence. Bu albaylar 1967 ve 74 yılları arasında 7 sene Yunanistan'ı tepe tepe yönettiler, ancak hiçbir siyasi partiye angaje olmadılar. Kendilerini bütün siyasi partilerin üstünde görüyorlardı. Zaten iktidarı ele geçirdikten sonra bir dizi yeni siyasi terim türetmişler, halkı bunları benimsetmeye çalışıyorlar. O terimlerden birisi de paleokomatistos, yani köhnemiş particilik. Albaylara göre particilik kötü bir şeydi. Parlamenter demokrasi daha da kötüydü. Bunlar milleti bölüp parçalara ayırıyordu. Onlarsa, yani darbeci albaylar, Yunanistan'ı kurtarma hareketinin öncüleriydiler. Ve hiçbir zaman darbe yaptıklarını kabul etmediler. Biz devrim yaptık diyorlardı. Peki ne devrimiydi bu? Yani adı neydi bu devrimin? Etnosotirios Epanastasis. Yani milleti kurtarma devrimi yapmışlardı. Evrensel kuraldır. Darbeciler asla darbe yaptıklarını kabul etmezler. Onların yaptığı halkı, vatanı, milleti kurtarma operasyonudur. Bir tek onlar vatanseverdir, geri kalan herkes de vatan hainidir. Böyle de hasta heriflerdir bunlar. Peki nasıl olmuştu da darbe başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti? Bu sorunun cevabı biraz da Yunan halkının sosyal psikolojisinde yatıyor. Yunanistan 2. Dünya Savaşı'nda işgal edilmiş, 4 yıl kadar acı bir şekilde düşman postalı altında inlemişti. Tam Nazilerden kurtulduk derken bu sefer 1949'a kadar sürecek olan bir iç savaş yaşandı. Ancak İngilizlerin doğrudan ve aktif müdahalesiyle komünistler yenilgiye uğratıldı. O savaş bitip de yangın söndüğünde yaklaşık 200 bin insan ölmüş, en az 1 milyon kişi evini, barkını, malını, mülkünü bırakıp kaçmak, göçmek zorunda kalmıştı. Bugün de gerizekalı bir Orta Doğu ülkesinde iç savaştan çocuk oyuncağı gibi bahsediyorlar. O kadar gerizekalılar ki yeni başlarındaki Suriye'den bile ibret almıyorlar. Neyse, Yunan halkına işgal ve iç savaş günlerinden kalan hep travmaydı. Ve bu travma halkın bölünmesine yol açıyor, ortak bir vatandaşlık kavramı etrafında birleşmesine, yani millet olmasına engel oluyor. Halkın çok önemli bir bölümü, aman ağzımızın tadı kaçmasın Hristos Bey kafasında. Bir başka iç savaşı, bir başka anarşi ortamını kaldırabilecek durumda değiller. Yani siz nasıl AKP öncesi dönemi canlı bir şekilde hatırlıyorsanız, 1967 yılının Yunanistan'ı için de 20 yıl önceki iç savaşın anıları hala canlıydı. Ve bu insanlar her ne pahasına olursa olsun, kafa rahatlığı, huzur ve barış istiyordu. Aman iç savaş olmasındı, aman millet birbirini yeniden doğramasındı. Bizim darbeci albaylar başarılı bir şekilde halkın bu korkularının üstüne oynadılar. Ve askeri darbe konusunda halkın desteğini aldılar. Yani her zaman olduğu gibi ekmek ve can derdine düşmüş insanlar özgürlüklerinden vazgeçip diktatörlüğe destek verdiler. Şayet bir ülkede gerizekalı bir halk eskiden benzin kuyruğu, yağ, şeker, tüp kuyruğu vardı diyorsa ve bir daha kuyruklar devrini yaşamak istemediği için soyu, sopu, kökeni, diploması belirsiz bir diktatöre oy yağdırıyorsa sebepsiz değildir bu. Hadi size geçmişteki bir olayı anlatayım. İsmet İnönü öldüğünde bizim mahalledeki Hüseyin dede
ki 1973'te 90 yaşında falan olmalı. "Ey gidi İsmet Paşa, döktün buğdayı denize, halk açlıktan kırdın" demişti. Adamın kafasında 30 yıl önceki olay kalmış. Hala İnönü'ye hıncı bitmemiş. Buğday olayı da şu. İkinci Dünya Savaşı günlerinde halk ekmeği karneyle almakta, yarı aç yarı tok bir hayat sürmektedir. Askerimiz seferber olmuş, milyonlarca insan sınır boyunda teyakkuzda beklemekte. Tabii tehlike anında askerin tayını mahalledeki Hüseyin amcanın tayınından önemlidir. Çiftçiden toplanan buğday askerin ihtiyacı için depolarda, silolarda toplanmıştır. Ancak ne olmuşsa olmuştur, bu buğdayın bir kısmı su almış, nem almış, yağmur almış, artık bir şey olmuş ve küflenmiştir. Yenecek hali yoktur. Çaresiz imha edilmesi gerekmektedir ve o küflenmiş buğday da denize dökülür. İşte bu olay duyulur ve İsmet Paşa'ya milletin hıncı oluşur. Millet kendisini aç bırakan adamı sevmez. Sebebi ne olursa olsun. Niye aç bıraktın, neden aç bıraktın? Halk bunları takmaz. Böyle bir halk koyun gibi ahıra tıkılıp otla samanla yaşamaya razıdır. Yeter ki aç kalmasın, yeter ki kuyruklarda şeker yağ tüp beklemesin. Özgürlük de neymiş? Anan senin karnını özgürlükle mi doyurdu? Yoksa bir taraftan kafana terlik geçirip ağzına kuru yaban ekmeği mi tıkıştırdı? Tabii ki ikincisi. Düz, basit, niteliksiz insan için özgürlük tokluk anlamına gelmemektedir. Halbuki diktatörlerin sana vereceği yarı aç yarı tok bir hayattır. Bu garantidir. Buna karşılık özgür rejimlerde süper zengin olabilirsin. Ancak işte bu zenginlik garanti değildir. O zaman gelsin seni yarı aç yarı tok yaşatacağı garanti olan bir diktatöre 10 milyonlarca oy. O sebepten sıradan, basit ve düz insanların yaşadığı ülkelerde diktatörlük büyük bir sorun olmamaktadır. Yunanistan'da da öyle olmuştur. Tabii Yunanistan'daki darbeye dünyadan yarım yamalak itiraz sesleri yükseldiyse de bu itiraz sesleri dostlar alışverişte görsünden başka bir şey değildi. Yunanistan komünizmin pençesinden kurtarılmıştı, önemli olan buydu. Bir NATO üyesi olarak Yunanistan'da komünist tehlikesi bertaraf edilmiş miydi? Evet edilmişti. O zaman sorun yoktu. Muhalif pek çok Yunan için darbe CIA'nin eseriydi. Her ne kadar bunu destekleyecek pek bir kanıt yoktuysa da darbecileri iş olup bittikten sonra destekleyen gene de Amerika'ydı. Bunda delil aramaya gerek yok. Ha tabii ki kimi kaynaklarda CIA'nin Atina'daki şefi Jack Maury işin içindeydi deniyor. Georgios Papandreou'dan kurtulmak için darbe lazımdı deniyor. Ülkede komünizm tehlikesi varmış gibi Atina'da 1965'ten sonra ard arda bombalar patlamaya başlamış, hatta Nazilere karşı Yunan direnişinin semgelerinden olan Gorgo Potamos Köprüsü tam da büyük bir anma töreninin ortasında patlatılmış ve en az 5 kişi ölmüş, yüzlerce insan da yaralanmış. Yani hiç de yabancısı olmadığımız olaylar. Klasik ve de başarılı olduğu kanıtlanmış toplumsal mühendislik çalışmaları. Darbeye gelecek olursak. Başarılı darbenin en önemli iki düsturu hız ve sürpriz. Hız olmasa zaten sürpriz unsuru ortadan kalkar. Ve bu darbeciler darbe işini çabucak hallettiler. Başarılarının temel sebebi bu hızlarıydı. Planlama işi de çok iyi halledilmişti doğrusu. Darbenin beyin takımından Stylianos Pattakos darbe işini kurtarmak için çok uygun bir konumdaydı. Tank birliklerinin eğitiminden sorumlu başkomutandı ve tank okulu da Atina'nın hemen dışındaydı. Dolayısıyla gece yarısından sonra tanklar harekete geçtiğinde yarım saatten kısa bir süre içinde ele geçirilmesi gereken bütün noktaları tutmuşlardı. Bakın burası çok önemli. Darbe gece yarısından sonra. Yani millet uyuduktan sonra başlamış. Önemli ve kritik noktalar tutulmuş. NATO ülkelerindeki bütün subaylar darbenin gece saat kaçta yapılacağını bilir. Hiçbir asker akşam 9'da darbe için sokağa çıkmaz. Dedik ya darbede hız önemliydi. Darbeciler tane tane kimi tutuklayacaklarını, nerede ve nasıl tutuklayacaklarını, tutuklamayı gerçekleştirmek için hangi subayı veya az subayı göndereceklerini hep planlamışlar. Ve o planlara dayanarak gene çok büyük bir hızla milleti uyandırmadan darbe işini halletmişler. Yani anlayacağınız darbe işini saldım çayıra Mevlam kayıra kafasıyla yapmamışlar. Ya da kervan yolda düzülür dememişler. Millet sokaklardayken hele bir darbe için sokağa çıkalım da ardı nasılsa gelir diye düşünmemişler. Türk subayı her zaman Yunan subayının salak olduğunu düşünür. Çünkü Türk subayı darbenin nasıl yapılacağını tarihsel geleneklerine dayanarak Osmanlı'dan bu yana çok iyi bilir. Öyle akşam 9'da darbe yapmaya çıkmaz. Hayır şu dangalak Yunan askeri gecenin kör karalığında darbe yapılacağını biliyor da Türk subayı mı bilmeyecek evladım? Bu Yunanistan'daki darbeye geri dönecek olursak. Darbecilerin hemen ilk başta tutukladıkları ilk 3 grup sol tam bastığı siyasetçiler ve aktivistler ve tabii ki generaller. Peki neden generalleri tutukluyorlar? Bu darbeciler albay. Hem darbe yapacaksın
Hem de darbeye karışmamış generallerden hala emir almaya devam edeceksin. Olacak iş değil. Generaller tutuklanmasan darbe günlerdi. Demek ki neymiş? Şayet darbe emir komuta zinciri içinde değilse, şayet alt rütbeli subaylar darbe yapıyorsa, generalleri tutuklarmış. Efendim nasılsınız, iyi misiniz, haliniz hoş mudur? Acaba rica etsek darbemize iştirak eder misiniz? Demezmiş. Yani düşünsenize, darbeci albaylar ilk iş olarak gidip Genelkurmay Başkanı'nı tutukluyorlar. Akıl var, mantık var. Neyse. Bu ilk üç grup paketlendikten sonra sıra solcu entelektüeller, öğretmenler ve gazetecilere geldi. Darbenin ilk birkaç saati dolduğunda binlerce insan çoktan tutuklanmıştı bile. Sabah 6'da da kralın sarayına gittiler ve darbe oldu sayın kral dediler. Bütün köprübaşları tutulmuş, şehrin dört bir köşesinde tanklar kaynıyor. Kral ne yapacaktı ki? Olur dedi. Gitti bir de darbe hükümeti Yunanistan'ın meşru hükümetidir diye de ilan etti. Tabii canı tatlı. Peki kral neden hemencecik yelkenleri suya indirdi? Neden hemen teslim oldu? Sebebi de şuydu. Beraber darbe planladıkları Genelkurmay Başkanı Spandidakis hemen tutuklanmıştı. Yani anlayacağınız, kral ve Spandidakis suya gidip susuz gelmişlerdi. Gerçi bu Spandidakis çok kısa bir süre sonra darbecileri duhul etti, gitti bir de başbakan yardımcısı yapıldı. Darbenin hızı öylesine yüksekti ki hiçbir şekilde direniş imkanı bırakılmadı, hiçbir şekilde kan dökülmedi. En azından darbe aşamasında. Hemen ilk iş anayasa askıya alındı ve sıkı yönetim ilan edildi. Kralın darbecileri resmen tanıması darbecilerin meşruiyeti açısından son derece önemli. Ancak o meşruiyet bir süre sonra buharlaşıp uçtu gitti. Çünkü kral Aralık ayında, yani darbeden tam 8 ay sonra darbecilere karşı başka bir darbeyi organize etti. Gerçi o karşı darbe başarısız olunca kral da yolun kabasını alıp İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. O ilk 8 ay boyunca darbeciler demokrasiye saygı gösterir gibi yapmışlar, iş başına da sivil birisini kukla başbakan olarak getirmişlerdi. Bu kukla sivil başbakanın arkasındaki gerçek başbakan ise darbeci lider Papadopoulos'tu. Kendisi başbakan yardımcısıydı ve demokrasi namına her ne varsa hepsi bir görüntüden ibaretti. Askeri darbelerin doğası gereği orduda da temizlik yapılır. Yunanistan'da da 400 kadar kralcı olduğu düşünülen subay ordudan atıldı. Kralın da sürgüne gitmesiyle beraber Papadopoulos iktidardaki konumunu pekiştirdi, kukla başbakanı görevden attı. Yerine kendisi başbakan oldu. Tabi bu arada darbe yapmak isteyip de hevesi kursağında kalmış olan eski Genelkurmay Başkanı ve darbeci hükümetin başbakan yardımcısı General Spandidakis de görevinden atıldı. Artık ona ihtiyaç kalmamıştı. Tabi yıllar sonra Spandidakis darbeci hükümet düştükten sonra sivil hükümet tarafından gene de hapsedildi. İşbirlikçiliğinin cezasını çekecekti. Artık öyle demokratik ülke görüntüsünü koruma ihtiyacı da kalmamıştı. Askeri bir diktatörlük kuruldu. Her siyasi rejimde olduğu gibi diktatörlük rejiminde de meşruiyet önemlidir. Ve bu meşruiyeti elde etmenin birkaç yolu olabilir. Bunlardan birisi kitleleri peşinden sürükleyecek karizmatik liderlik modelidir ki buna en güzel örnek Hitler'dir. Ya da ikinci model de şudur. Gelenekselci liderlik modeli. Bu da bir çıkış yolu olabilir meşruiyet için. Ah eskiden ne güzel yerli ve milli değerlerimiz vardı. Eski zamanlarda her şey çok güzeldi. Altın çağı yaşıyorduk der, halkı uyutursunuz. Buna en güzel örnek bizim salak Osmanlıcılar. Sabahtan akşama neyim oğlum muhaç, ver hapı uyut milleti. Meşruiyeti elde etmek için üçüncü bir yol daha vardır. O yolda iyi iş çıkarmaktan, etkili yönetim kurmaktan, istikrardan ve refahtan geçer. Bulunduğu makamın getirdiği gücü kötüye kullanmamaktan geçer. Mesela buna en güzel örnek Portekiz'deki Salazar modelidir. Adam ama iyi ama kötü 36 yıl Portekiz'e istikrar ve çok da büyük miktarlarda olmasa da kısmi bir refah getirebilmişti. Üstelik de Salazar akçeli işlerde son derece dürüst birisiydi. Memleketin bir kuruşunu çalmaz, saraylarda yaşamaz, 1500 Mercedes'te dünya lideri pozu kesen salaklıklara tenezzül etmezdi. Salazar diktatörlüğüne dair bir video yapmıştım kanalın bir yerlerinde. Arayıp bulun, dinleyin, kafanıza göre takılın işte. Bu bizim Yunanistan'daki albaylar cuntası için karizmatik liderlik modeli olacak gibi değildi. Ne kitleleri sürükleyecek kadar ağızları laf yapıyordu, yani hitabet güçleri zayıftı, ne de kitlelerin gözünde albay olmaktan kurtulabilmişlerdi. General değilsin, mareşal değilsin, nesin? Albaysın. E yemiyor işte millet bunu. Bu adamların tek bildiği şey kaba güç kullanmak, silah doğrultmak. İyi de karizma denilen şey silaha ihtiyaç duymaz. Karizmatik liderin silahı belagatının gücüdür. Tabi şimdi bu cuntacılar asker ve sağcı oldukları için en ideal meşruiyet kaynağı olarak da gelenekselci liderliği gördüler.
eski, güzel, yerli ve milli değerler şu bu diyerek millete uyuşturucu vermeye çalıştılar. Ama aynı zamanda da biz moderniz, ilericiyiz de diyorlardı. Bu da gelenekselcilikle çelişiyordu. Tabii bu gelenekselcilik modeli kendi içinde geçmişin değerlerini barındırıyordu. Bunlardan birisi de Hristiyanlık diniydi. Biz çok iyi Hristiyanız diyorlardı. İyi de Hristiyanlıkla zorba bir rejimi nasıl bir arada tutacaksınız? Hem dindarın diyorsun hem de insanları işkenceden geçiriyorsun. İşte bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için süper yalancı, süper namussuz birisi olup halkı milyon tane yalanla uyutmak gerekir. Onu da bizim cuntacı albaylar değil, Orta Doğu'nun diplomasız sahtekar diktatörleri çok iyi becerir. İktidarı bir darbeyle ele geçirmiş bütün cuntacı subaylar, durum normalleşince yeniden sivil siyasete döneceğiz derler. Bu evrensel bir kuraldır. Ancak çok azı bu verdiği sözü yerine getirir. Yunanistan'daki cuntacı albaylara da aynı sözü veriyorlar ama en gerizekalı Yunan vatandaşı bile bunun bir yalan olduğunun farkındaydı. Bu albaylar iktidarın tadını almışlardı ve de bırakmaya pek de niyetli görünmüyorlardı. Sivil siyaseti devirip askeri rejimi getiren bu albaylar, geleneksel Yunan değerlerine uyacağız, ülkeyi yerli ve milli bir şekilde yöneteceğiz diyorlardı da bu gelenekler neydi kimse adını koyamıyordu. Kolay iş değildir bu. Şayet entelektüel açıdan gerizekalı bir adamsan ortaya çıkıp somut bir şekilde ne olduğunu anlatamazsın ama ne olmadığını anlatabilirsin. İşte bu darbeci albaylar da ne olduklarını anlatamıyorlardı. Ancak ne olmadıklarını anlatabiliyorlardı. Bunlar komünist değildi, sosyalist değildi, faşist veya nasyonalist hiç değildi. Bütün bu ideolojiler ve onların taraftarları düşmandı. Ortadan kaldırılmalıydı. Albaylar yeni bir ideoloji inşa ettiklerini ilan ettiler. Gene somut örnekler vermeden geleneklerimize sahip çıkacağız, antik Yunan'daki değerleri yeniden gün yüzüne çıkartacağız dediler. Bu bağlamda 5 ana konuda girişimlerde bulunacaklardı. Nelerdi bunlar? Şunlarmış: ekonomik büyüme, idari reform, geleneksel eğitimin yeniden canlandırılması, sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırma, sağlıklı bir siyasi düzen kurulması. Baskıcı bir rejim bir konuya el atıyorsa bilin ki o el attıkları konuların hepsini berbat edecektir, eskisinden bin beter bir hale getirecektir. Her rejimde maddi anlamda çıkar sağlayanlar vardır. Albayların junta rejiminde de çıkar elde edenler oldu. Öncelikle subaylar birkaç kat zam aldılar. Mesela düşük faizli, geç geri ödemeli banka kredisi almaya hak kazandılar. Bal tutan parmağını yalar diyeceksiniz de gerçekten de darbeden önce subayların maaşları yerlerde sürünüyormuş. Yılların hıncını çıkarmışlar diyelim. Bundan başka çiftçinin borçları silindi. Yol ve köprü yapımına hız verildi. Tabii bunlar devlet eliyle olacaktı ve işsizlik sorunu bir süre ötelenebilecekti. Bütün faşist ve kokuşmuş rejimler aynı şeyi yaparlar. Devasa yol, köprü, inşaat projeleri ilan ederler. Kamu yatırımlarını arttırırlar. Milleti iş yapıyoruz diye uyuturlar. Tabii bu arada ithalat da arttı. Özellikle lüks ve temel tüketim malzemelerinde. Bunlar da borçlanmayla sağlanabilen maddeler. Dolayısıyla sürekli bir borç batağına kısa bir sürede saplandılar. Tabii yeni aldıkları borcun faizi de yükseliyordu. Sonuç olarak hem milli borç hem de enflasyon artmaya başladı. Bütçe açığı iki katına çıktı. Ancak söylemeden olmaz, 1973 petrol krizi Yunanistan'daki cuntacı dangalakları çok da fena vurdu. Gerçi petrol krizi olmasaydı da rejimin ekonomi politikası iflas halindeydi. Petrol krizi sadece tüy dikti. Bu adamlar idari reform yapacağız demişlerdi, bürokrasiyi ne kadar iş bilmeyen yandaş adam varsa onlarla doldurdular. Sonuçta devletin verdiği bürokratik hizmetler çöktü. Hem daha kötü oldu hem de bu hizmetler daha pahalıya yapılır oldu. Eğitimi ıslah edeceğiz demişlerdi, eğitim eskisinden beter hale geldi. Adamların bir ideolojisi, bir standardı, bir eğitim hedefi yoktu ki. Her sene yeni bir eğitim modeliyle çıka geldiler. Sonuçta ne eğitimciler ne de veliler devletin ne yapmak istediğini anlayabildiler. İşin komedi tarafı da şuydu. Darbeden önceki sivil hükümetlerin yaptığı bazı reformlar varmış. Bu adamlar darbeyi yapınca bu reformları iptal etmişler. Ancak bir süre sonra yahu galiba biz yanlış yapmışız deyip o reformları yeniden yürürlüğe sokmuşlar. Şimdi sıkı durun. Gene fikir değiştiriyorlar ve kısa bir süre sonra yahu biz bunları niye yeniden yürürlüğe soktuk ki? Biz daha iyisini yapardık deyip eski yapılmış reformları bir daha iptal ettiler. Yani anlayacağınız bu budala albaylar ne yaptıklarının farkında değiller. Siyasi reform da yapmak istiyorlardı ya bunlar. Can korkusuna Allah'ınızı seversiniz siz bir elleşmeyin. Reform meform istemez aman kalsın diyecek kimse de yok. Albaylar yeni demokrasi diye bir şey uydurdular ama hiçbiri hiçbir seçime girmedi.
Halkın sandıktan gelen desteğini almadılar. Seçim yok ama demokrasi var. Böyle de bir garabet. Ha tabii ne sağcıyız ne solcu, orta yolcuyuz kafası da yaşıyor bunlar. Tıpkı bizim Kenan Evren gibi. Mesela sosyal eşitsizliği gidereceğiz demişlerdi. Sosyal eşitsizlik aldı başını gitti. Eskisinden bin beter oldu. Böyle ana konularda başarısızlıktan başarısızlığa koşan albaylar üfürükten mevzuları şişirdikçe şişirip büyüttüler. Mesela bu deliler kadınlarda mini eteği, erkeklerde uzun saçı ve sakalı yasakladılar. O dönem hippiler dönemiydi. Bu askeri disiplin saplantılı adamlar için hippiler ve hippilik içkiyle, zinayla, uyuşturucuyla, serkeşlikle, serserilikle özdeşti. Hippileri anımsatacak her şey yasaklanmalıydı. Yasakladılar da ancak alay konusu da oldular. Alay konusu olmaya oldular ama alay konusu edilemeyecek çok da büyük suçlar da işlediler. İnsan hakları rafa kaldırılmıştı. Rejim sakıncalı gördüklerinin üzerinden bir silindir gibi geçmişti. Darbeden sonraki ilk birkaç ay içinde 6000 kişi toplama kamplarına tıkıldı. Binlerce komünisti iç savaş günlerinden kalma bir hınçla işkence tezgahından geçirdiler. Bu albaylar cuntası rejimi ilk yıllarda işkenceyi rejim aleyhine faaliyetler hakkında bilgi almak için yapıyordu. Ancak birkaç yıl içinde bu işkence rejime karşı hoşnutsuzluk gösterenleri sindirmek için yapılmaya başlandı. Özellikle öğrenci gösterilerine karışanlar okkanın altına gidiyordu. Tabii işkenceyi bir sanat haline getirmiş olan bu adamlar vücutta işkence izi bırakmayacak teknikler kullanıyorlar. Elektrik, tecavüz, psikolojik baskı vesaire yöntemleri vardı. Polis merkezlerinde işkence oluyordu ancak hapishaneye götürülenler de işkence görüyorlardı. Hapishane gardiyanları özellikle psikopatlar arasından seçiliyordu. Bu cuntacılar böyle de ince düşünceli adamlar. Ancak işin kötüsü de şuydu. Albayların halk nezdindeki itibarları düştükçe daha fazla işkenceye, daha fazla baskıya başvuruyorlardı. Bu da halk nezdindeki itibarlarını daha da düşürüyordu. Böyle de bir fasit daire içine düşmüşlerdi. Ancak şunu eklemeden olmaz. Diktatörlüklerin muhalefete karşı bir avantajı vardır. İktidarı ve iktidarın nimetlerini ellerinde tutanlar, o nimetleri ellerinden kaçırmamak için birlik olur, hep beraber ortaklaşa hareket eder, büyük kumpaslar kurup büyük cinayetler işlerler. Buna karşılık muhalefet, hemen hemen her zaman dikta rejimlerini yıkmak konusunda kendi aralarında bölünürler. Bu bölünmüşlük de her zaman diktatörlere yarar. Hatta öyle ki bazen muhalifler birbirleriyle kavga ederler. Yunanistan örneğinde mesela krallık taraftarları ile komünistler dikteye karşı mücadele etmek için birleşmek yerine birbirlerinin gözünü oymaktadırlar. Mesela başka iki ayrı grup vardır. Birisi Panhellenik Özgürlük Hareketi, diğeri de Demokratik Müdafaa Hattı Hareketi. Ve aslında bu ikisinin hedefleri birbiriyle oldukça benzeşmektedir. Ama buna rağmen bir araya gelemezler, önemsiz ayrıntılar üzerine sürekli kavga ederler. Mesela monarşistlerle komünistler birbirinden çok radikal bir şekilde ayrışmaktadırlar da ondan bir araya gelememektedirler. Peki o birbirine benzeyen iki organizasyon niye bir araya gelememektedir? Aptallıklarından herhalde. Şunu unutmayın gençler, muhalefetin embesil olduğu yerlerde diktanın ömrü uzun olur. Cuntacılara Avrupa ülkelerinden veya Amerika'dan da ciddi bir muhalefet yoktur. Cuntanın pençesine düşmüş Yunanistan'la diplomatik ilişkileri kesen bir tek İsveç vardır, başka bir ülke yoktur. Diğer batılı ülkeler ise aman Yunanistan'a komünizm gelmesin diye albaylar cuntasına göz yummaktadır. İnsan hakları ihlalleri ve işkenceler Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun gündemi olur, bu cuntacı Yunanistan'ı Avrupa Konseyi'nden atalım derler. Cuntacı albaylar erken davranıp kendileri terk ederler. Buna rağmen o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu Yunanistan'a 125 milyon dolarlık bir ekonomik yardım paketi sunar. Yunan turizmi de Avrupa'dan gelen turistlerle şenlenmektedir. İşin komik tarafı da şudur. Cuntacılar antik Yunan ve Hristiyan Yunan değerlerini savunur, Avrupa'nın ahlaksız olduğunu iddia ederler. Öte yandan da aman ne olur daha fazla Alman, daha fazla Fransız, daha fazla İngiliz turist gelsin diye çırpınırlar. Hatta Avrupalı turisti elden kaçırmamak için mini etek yasağını kaldırırlar. Yani anlayacağınız para söz konusu olunca Hristiyan dincinin Orta Doğulu bir dinciden hiçbir farkı yoktur. Bu cuntacıları ilk başlarda halk nezdinde muteber kılan şey neydi? Ülkede güya bir komünizm tehlikesi vardı ve 1945-1949 arası Yunanistan'da komünistlerle Batı taraftarları arasında kanlı bir iç savaş yaşanmıştı. Yaşı tutan insanlar hala o günlere geri dönmekten korkuyordu. Ancak junta yıllardır iş başındaydı ve 1970'lere gelindiğinde o iç savaş korkularını, o komünizm gelecek bizi yiyecek paranoyasını hatırlayanların sayısı bir hayli azalmıştı. Üstelik de genç bir kuşak gümbür gümbür geliyordu ve bunlar ne 2. Dünya Savaşı'nı görmüştü ne de Yunan İç Savaşı'nı.
Bu genç kuşak da genelde üniversite öğrencileriydi ve dünyada 1968 gençlik hareketlerinin etkileri hala devam ediyordu. Latin Amerika'daki ve Batı Avrupa'daki öğrenci hareketlerinden çok şey öğrenen Yunan üniversite gençliği, cuntacılara karşı daha etkili bir direniş göstermek üzere kaslarını ısındırma çalışmaları yapıyorlar. Cunt önderliğindeki Yunanistan'da üniversitelerin kalitesi hızla düşmüş. Üniversite öğrencilerinin temel hoşnutsuzluğunun sebebi bu. Üniversite dediğin yerde bir sınıfın içinde en fazla 30-40 öğrenci olur. Yunanistan'da bu sayı 90. Tıklım tıklım sınıflarda ne bilim öğrenebilirsiniz ne de geleceğe dair bir vizyon elde edebilirsiniz. Öğrenci hoşnutsuzluğu polis baskınlarına, polis baskınları da daha fazla öğrenci gösterilerine, daha fazla öğrenci gösterileri de daha şiddetli polis operasyonlarına yol açtı. Bir de bu manyak cuntacılar üniversitelere askeri bir disiplin vermek istediği için her üniversitenin tepesine emekli subayları getirmişler. Bu adamlar yemekhanede öğrenci sırasına bile bir düzen, bir intizam, bir disiplin vermeye çalışıyor. Derslerde profesörlerin işine müdahale ediyorlar. Böyle de manyak bir sistem ya da sistemsizlik. Üniversitede askeri düzenin işine bu cuntacıların tam bir embesil olduğu başka nasıl örneklendirilebilir ki? Ha tabii üniversitelerde protestoları cezalandırmanın bir yolu olarak gösterici öğrencileri asker alıyorlardı ki aslında kanuna göre üniversite öğrencileri askerlikten mezuniyete kadar muaftı. Böyle saçma sapan uygulamaların sonucunda sadece cuntacılar değil, bütün subaylar Yunan gençliğinin alay malzemesi haline geldi. Ancak gülünüp geçilmeyecek olaylar da olmaya başlamıştı. Polis baskısının üniversite gençliği üzerinde artmasıyla ve polisin daha vahşi yöntemler kullanmaya başlamasıyla üniversite gençliği arasında da radikalleşme artmaya, silahlı direniş örgütleri kurulmaya başlandı. Mesela 1973 yılı sonlarında bir grup öğrenci Yunanistan'ın en iyi üniversitelerinden birinde rektörlük binasını 3 gün boyunca işgal edince askerler işgalci öğrencilerin ve de binanın gözünün yaşına bakmayıp 17 Kasım'da hem binaya hem de öğrencilerin arasına tanklarla daldılar. Sonuçta 36 insan öldürüldü. Cuntacı lider Papadopoulos bu şiddet sarmalından kurtulmak için bazı liberalleşme adımları atmaya karar verdi. Önce demokratik seçimleri vaat etti. Bunun bir parçası olarak da monarşinin kaldırılması için referanduma gideceğini ilan etti. Bu adımlar çok radikal gibi görünebilir ancak aslında adam kendisinin başkan olacağı yani her şeyin eskisi gibi gideceği bir sistemi hazırlıyordu. Buna rağmen ordu içinde Dimitrios Ioannidis önderliğindeki radikal subaylar Papadopoulos'a karşı bir darbe yapıp adamı görevden aldılar. Darbe içinde darbe olmuş, yumuşak bulunan Papadopoulos'a hadi sana güle güle denmişti. Albaylar cuntası düşmüş ancak askeri cunta aynen devam etmişti. Yeni darbeci lider Ioannidis kendiliğiyle gitti kukla bir başkan ve de kukla bir başbakan bulup atadı. Ancak kendisi de perde gerisindeki görünmez diktatördü. Avrupalılar onu manyağın teki olarak görüyor, herhalde bu da Avrupa'nın Kaddafi'si olacak diyorlardı. Öyle de oldu. Bu Ioannidis denilen adam Papadopoulos'tan da çatlaktı ve Kıbrıs'ı mutlaka Yunanistan'ın bir parçası yapmaya niyetliydi. Bu bağlamda 1974 yılında Kıbrıs Rum terör örgütü EOK'ya Kıbrıs'ta darbe yapması için yeşil ışık yaktı. O böyle yapınca da olanlar oldu. Bizim Ecevit Kıbrıs'a daldı, adayı ortadan karpuz gibi ikiye ayırarak aslında var olan ama dile getirilmeyen Kıbrıs'taki bölünmüşlük sorununu gözle görülür bir hale getirdi. Manyak diktatör Ioannidis ve onun askeri cuntası da devrildi gitti. Hani zorlasanız Yunanlılar demokrasilerini Ecevit'e borçluydu diyebilirdiniz. Bu albaylar cuntasının liderlerinden ve de onları deviren son darbeciden bahsetmek gerekirse, darbenin temel unsuru olan tankları sahaya süren Stylianos Patakos maşallah tam 103 sene yaşayarak terk eyledi dünyamızı. Cuntacılar iktidardan düştükten yıllar sonra hapisteyken bile hiçbir şekilde nedamet gösterisi yapmada pişmanlık belirtmedi. Ölene kadar söylediği şey şuydu: bizim Yunan halkı çok laçkadır. Almanlar veya İngilizler gibi bir öz disiplinleri yoktur. O sebepten onların tepesinde bir sopa sallandırmak şarttır. Bu Patakos denilen adam 1912 yılında Girit'te doğmuştu. Şaşalı iktidar günlerinde Yunan halkı kendisine mala sıfatını takmış. Sebebi de propaganda filmlerinde çok sık boy göstermesiymiş. E diyeceksiniz ne alaka? Şundan dolayı. Adam bu propaganda filmlerinde sürekli olarak elinde bir mala ile görünürmüş. Her Allah'ın günü bir temel atma törenine katılır, elinde mala ile temele harç atarmış. Otoriter rejimlerin inşaat manyaklığı. Ama halk böyle ipe sapa gelmez temel atmaları, betonu, taşı, çakılı, kumu sever. Bir yerde bir bina mı dikiliyor? Vay efendim ekonomimiz ne kadar da hızlı büyüyor derler. Basit kafalı, yetersiz zekalı, düşük IQ'lu insanlar
somut bir şeyler görmek isterler. Halbuki ekonomik büyüme, ekonomik gelişmişlik veya ekonomik kalkınma değildir. Gel de aradaki farkı diplomasızlara anlat. Ve bu Pattakos, iktidardan düştükten sonra hapisteyken bile memleketimize hizmet ettik, yol yaptık, köprü yaptık, ekonomimizi büyüttük demekten vazgeçmedi. Ha bir de iddiasına göre hukuk devleti kurmuşlar. Yeni bir anayasa yapmışlar. Her şeyi saat intizamında çalışır durumda bırakmışlar. Öyle diyor çatlak herif. Kendisiyle aynı fikirde olmayan hakimler Pattakos'u idama mahkum ettilerse de bu Pattakos denilen adam kendisini idama mahkum eden hakimlerden çok yaşamış. Ha tabii bir de olmazsa olmaz kurallardan birisi şudur. Siyasi davaların siyasi cezaları ve siyasi afları olur. Pattakos 1990 yılında sağlık sebeplerinden dolayı hapisten salıverildi ve adam 26 yıl daha yaşadı. Peki Papadopoulos, Junta'nın asıl güçlü adamı, onun hikayesi nedir? Bu eleman da 1919 doğumlu. Yunan Harp Akademisi'nden 1940 yılında yani işgalden bir yıl önce mezun olmuş. Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda görev almış. Hem bu sebepten hem de Amerika'da birkaç yıl yaşadığından kendisine CIA ajanı demişlerse de ne ajan olduğu ispat edilebilmiş ne de elemanımız ajan olduğunu inkar etmiş. Böyle de garip bir durum. Adamın mesleği askerlikten ziyade darbecilik. Meğer Yunanistan'da 1956'da da bir darbe girişimi olmuş. Adam orada da rol oynamış. Herhalde o 1956'daki darbe girişimi Papadopoulos için bir staj oldu. Yunan Kutsal Birliği diye sadece bir örgüt kurmuş, hayatı boyunca komünizme karşı mücadele etmiş kendi çapında. Adam belli ki zeki birisi ancak karizmatik değil. Ondan da kötüsü çok da kötü bir hatip. Adam bir de gitmiş, vermiş olduğu nutukları kitap halinde bastırmış ve sonraki yıllarda komedyenler için bayağı bir malzeme sağlamış. İktidardan düştükten sonra bu Papadopoulos da hiçbir zaman pişmanlık belirtisi göstermemiş. Yargılandığı duruşmalarda kendisini savunmamış, canınız cehenneme çekmiş hakimlere. Pattakos'un aksine ağrım var, sancım var, çişimi de tutamıyorum, beni serbest bırakın falan da dememiş. 1999 yılında hapiste bir ömür çürüttükten sonra kabir alemine yolculuğa çıkmış kahramanımız. Ve Albaylar Cuntası'nın 3. palyaçosu Nikolaos Makarezos. O da Papadopoulos gibi Harp Akademisi'nden mezun, topçu subayı. İtalyanlara karşı savaşmış, Naziler ülkeyi işgal edince de Mısır'a kaçmış. Savaştan sonra Amerikalılar tarafından askeri konularda eğitime tabi tutulmuş. Gerçi üçlü çetenin en küçük üyesi bu ise de devlet adamlığı konusunda kafası en fazla çalışan da gene buymuş. Her ne kadar ekonomi eğitimi almadıysa da küçük kasaba tüccarı kafası mı taşıyormuş nedir? Ekonomiden biraz anladığı için ekonomi işleri buna verilmiş, sen halledersin demişler. Sonuç tabii ki askeri ve faşist bir rejim için son derece tipik. Önce yoğun iç ve dış borçlanma, parayı dağa taşa betona gömüp ekonomik büyüme sağlandıktan sonra yapılan yatırımların kar getirmemesi sonucunda vadesi gelen borçları ödeyememe ve ekonomik durgunluğun ardından ekonomik çöküş. Daha önce belki 100 tane değişik ülkede denenmiş ve batmış bir model. Ancak gene dediğimiz üzere insanoğlu genel olarak embesil olduğu için yol yaptı, köprü yaptı der avunur. Faturayı ödeyemeyince de devlet baba bize bakmıyor diye ağlaşır. E sen devlete bakmayınca devlet senin paranı nereye harcıyor diye sormayınca devlet sana niye baksın? Devletin artık kendine bakacak hali mi kalmış ki bir de sana baksın? Junta rejimi çöküp gidince bizim başarısız ekonomi bakanı da tutuklanır ve hapsedilir. İdama mahkum edilir ancak müebbete çevrilir. 15-16 yıl hapiste yattıktan sonra başım ağrıyor, götüm ağrıyor der. 1990'da sağlık sebeplerinden dolayı tahliye edilir. 2009'da da sizlere ömür. Bu saydığım kadronun dışında Tuğgeneral Dimitrios Ioannidis var. O çok daha tehlikeli ve çok daha karanlık bir tip. Papadopoulos'a karşı darbe yaptıktan sonra kendisi iktidara geliyor ve ona görünmez diktatör diyorlar. Adam Yunan askeri polisi ESA'nın başıymış. Junta rejimi altındaki bütün tutuklamalar, bütün işkenceler onun elinden geçiyor. ESA ordu içinde ordu, devlet içinde devletti. Sadece siviller değil, subayların da korkulu rüyası. Antikomünist olmak bile kurtarmıyordu. Yeteri kadar rejimi destekliyor görünmüyorsan okkanın altına gidebiliyordun. Ve bu Ioannidis ilk üç lidere göre çok daha fanatik birisi. Yunanistan'daki her iki darbede de yer almış, bir de gidip 74'te Kıbrıs'ta bir darbe kotarmış. Zaten askeri cuntanın başına çorap örüp de düşmesine sebep olan da onun bu başına buyruk hareketleri. Bu Ioannidis de 1974'te vatana ihanetten tutuklanıp müebbet yedi, 35 sene yattıktan sonra hapiste öldü. Ölene kadar da inadını devam ettirdi. Diktatörlerin pişman olduğu görülmemiştir. Çünkü pişmanlık
normal, sağlıklı insana has bir duygudur. Diktatörler ise tımarhanelik ruh hastalarıdır ve yerleri hapishane değil, tımarhanedir.